İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ardahan şehrindeki Van Krallığından kalma Şeytan Kalesi'nde yangın çıktı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Muzaffer 2019 adlı Pan-Ermeni gençlik toplantısı katılımcılarıyla görüştü. Ahalkalak'ta halk ozanı Yuri Yeter'in şiir günü. Gerici terörist gruplar Halep'e saldırmayı planlıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı beklenmedik bir şekilde G7 zirvesinin gerçekleştirildiği şehirde. Başbakan Paşinyan açılış töreninde konuştu. Yeni ve güzel Şiraz Caddesi günlük sakinleri için bir hediyedir. 3. Hava Festivali Stepanakert Havaalanı'nda düzenlendi. Batı Ermenistan'ın Ardahan şehrinin Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesinde kurulu tarihi Şeytan Kalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kalenin Van Krallığı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Gizli bir giriş kapısı bulunan kale sunduğu eşsiz manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale bölgesinde çıkan mera yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yaklaşık 3000 dönüm alanda etkili olan yangına jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor. Ormanlık alan yok ama meranın büyük bir bölümü yanıyor. Rüzgar yangını olumsuz yönde etkiliyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Muzaffer 2019 Pan-Ermeni Gençlik Toplantısı katılımcılarıyla 25 Ağustos'ta Şuşi'de bir araya geldi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armenpress'e aktarılan habere göre, Artsakh'ın devlet inşası, bölgesel süreçler, Ermenilerle ilgili ilişkiler, gençlik politikası ile ilgili konular sıcak ve samimi bir ortamda ele alındı. Devlet Başkanı bu tür olayların düzenlenmesi, genç neslinin Ermeni olarak yetiştirilmesi ve ana vatanı tanıma açısından önemli olduğunu düşündü. Ahalkalak'taki Has Bahçe adlı parkta şair Guri Yeter'in her yıl düzenlenen anma günü 25 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Has Bahçe adlı parkta Türksuzlu şair Guri Yeter'e adanmış bir konser düzenlendi. Etkinlik şairin kızı Ani Yeter tarafından organize edildi. Ani Yeter, Guri Yeter'e adanan şiir günü kutlamasının artık 5. yılındayız. Her yıl Ağustos ayının sonunda gerçekleştirilmektedir. Şairin memleketi olan Tursk'ta da iki kez Ahalkalak Kültür Evi'nde ve şimdi de Has Bahçe adlı parkta düzenledik. Benzer şiir günleri kesintisiz olacak ve bizler her yıl bu törenleri düzenleyeceğiz, dedi. Lübnan'daki Almaslar Ajansı, İdlib bölgesinde konuşlanmış bulunan Hayat Tahrir Al-Şam adlı gerici terörist grubun Han Şeyhun'da yaşadığı ağır yenilgiye misilleme olarak Halep'e saldırmak istediğini bildirdi. Kürt Havar News Haber Ajansı atıfta bulunduğu kendi kaynaklarına göre saldırının Türkiye desteğiyle Anadan platosundan başlatılacağını iddia ediyor. Haber ajansı Suriye hükümet güçlerinin planlanan saldırının farkında olduğunu ve Halep'teki konumlarını güçlendirdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, G7 zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın güneyinde bulunan Biarritz kentine sürpriz bir ziyarette bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Abbas Musavi, Twitter'den yaptığı paylaşımda Zarif'in Biarritz'e İran ve Fransa devlet başkanları arasında son zamanlarda alınan tedbirlerle ilgili müzakerelere devam etmek için gittiğini ifade etti. Basın sözcüsü ABD delegasyonu ile görüşmelerinin planlanmadığını belirtti. Trump, G7 liderlerinin İran'ı tartıştığını ve iki ortak karara vardıklarını söyledi. G7 üyelerinin hiçbiri İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor ve tüm üyeler bölgede istikrar ve barışa ulaşılmasına derinden bağlıdır. Şiraz Caddesi 25 Ağustos'ta Gümrü'deki şehir günü kutlaması kapsamında etkin duruma getirildi. Sembolik kırmızı kurdeleyi kesme onuruna büyük Ermeni şair olan Şiraz'ın torunları layık görüldü. Etkinliğe Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, eşi Anna Hagopyan ve kızları katıldı. Şairin oğlu ve kızı, Gümrü sakinleri ve çok sayıda misafir etkinlikte hazır bulundu. Sokağın yeniden inşası Dünya Bankası tarafından finanse edilen Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından gerçekleştirildi.
Artsakh Cumhuriyeti Ekonomi ve Üretim Altyapıları, Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı ile Yel Ekstrem Park adlı şirketin ortak girişimiyle Stepanakert Havaalanı'nda Artsakh Airfest adlı 3. Hava Festivali 24 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Festival boyunca sıcak uçan balonlar, uçaklar ve yamaç paraşütü uçuşları düzenlendi, hava gösterileri yapıldı ve bu faaliyetleri havaalanında Aratta Band ve Şuşva Band adlı grupların katıldığı bir konser programı izledi. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Daire Başkanı Artak Grigoryan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşme sırasında festival katılımcılarının her yıl arttığını söyledi. Artsakh Airfest'te bu yıl Artsakh, Ermenistan Cumhuriyeti ve yurt dışından gelen misafirler katıldılar. Festivalin amacı havacılığın geliştirilmesi, genç neslin ilgisini gelecekte pilot olmaya çekmek. Ayrıca bu faaliyet turizmin gelişmesi için büyük bir itici güçtür. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Luis Quintet'ten Ures Mair Im adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamı Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.